Ve işte burası her şeyin başladığı yer. Gecelerin başladığı yer. Belki de bittiği yer. Evet, siz şöyle birazcık yaklaşırsanız. Oldu bu iş, süper. Bir şey söyleyeyim mi? Size star ışığı var. Oo, kimler gelmiş, kimler? Ne haber? Hoş geldiniz. Nasıl ya? Feriha? En sevdiği renk mor olan kadın. En sevdiği kelime asi. En sevdiği oyun incitmek beni. Önce çocukluktan kalma yara izi. Zamanı yaralarla ölçen kadın. Geçmişiyle kavgalı. Tanrı'ya sığınan kız çocuğu geceleri. İsyankâr gündüzleri. İpleri dolaşmış uçurtmalar misali. Ne beraber uçabildik boş verip şu dünyayı. Ne gidebildik kendi yolumuza. Geldin. Geldim. Çok güzelsin. Filmimize hoş geldin Feriha. Hadi gidelim. Kestik. Daha önce hiç gelmemiş miydin? Hiç. Demek böyleymiş. Ne dedin? Çok güzel. Oturalım. Sen çok başkasın. Bunlar olmuş. Feriha. Annenleri evde bırakmışsın bu gece. Evet, bugün çıkmak için özel bir gün. Unutulmaz bir gece olsun. Ömer. Ömerciğim, hadi kalk. Ay maşallah oğlum. Çişin var mı? Ha? Yok. Ay annem yavaş. Thank you.
yat yatan için. Şu çorap orada dur. Ablan geldi yine bak görüyor musun? Yolladılar mı aşağıya seni? Dur geldim. Dur kız. Ne? İyi akşamlar ablacığım. Fidan hoş geldin. Ne hoş hayırdır geldik. Akşamı bu saati? Kazım ille de bir bak nasıllar. Bir şeye ihtiyaçları var mı dedi. Kolay mı? Yalnız başına bir kadın bir kız da koca apartmanı çekip çevirecek. Öyle. Geç geç otur. Sağ olasın. Bir gece yarısı çayı dökeyim sana. Şimdi söndürdüydüm. Hadi dök bakalım içek karşılıklı. Sağlık. Oh maşallah yine tavşan kanı gibi olmuş. Öyle kayna kayna öyle oldu. Sağ olasın. Kazım dedi ki. He. Gideceklerini bilseydik köydeki akrabalara birkaç parça bir şey gönderttirirdik dediydi. Her aklına düştüğünde de öyle gidemiyoruz biz köye biliyorsun. Anne mi karar verdiniz ablacığım? Yok yok. Düğün için bir gün geç gittiler. Gideceklerdi zaten. He. İnsan aklına bin türlü şey geliyor. Vallahi Kazım çok korktu birine bir şey oldu diye. Ay ne kadar üzüldüm. Ay vallahi Kazım Bey üzdüğümüzü bilseydik önceden haberimizi yollar, tekmilimizi verir. Ondan sonra yollardık yolcumuzu. Ne olacak Gülfidan? Bir şey yok çok şükür. Oğlan iş değiştiriyor ya, bir zamanları vardı. Rıza da gidelim ısım akrabayı görelim dedi. Budur yani. Allah'a çok şükür ha deyince gidecek şeyimiz de var. Çok şükür durum iyi. Öyle işte. Kız da pek erken yatmış ablacığım. Hasta falan mı yoksa? Yok anam tövbe de ne hastası Gülfidan ay aşk olsun. Yüksek mektebe gidiyor sabah kadar ders çalışıyor. Şimdi saati kurdu biraz sonra kalkacak yine dersin başında sabaha kadar. Çok zor Gülfidan, yüksek mektep çok zor. Güzel güzel. Allah zihin açıklığı versin ablacığım. Allah razı olsun. Bana müsaade o zaman ben kalkayım. Fazla kaldırmayayım değil mi? Oldu canım oldu. Haydi güle güle. Kazım Bey'e de haber ver. Rahat rahat uyusun adamcağız. Haydi. Haydi. Selametle. Çok selamlar. Anam merakından kadın çayı mayı içti gecenin bir saati ya. Hayır. Meraklılar meraklı. Dans edelim mi? Hadi. Çalı süpürgesi. Rezalet. Vallahi kaşı gözü olmasa bunda bir numara yok. Dans edemiyor, içemiyor. Sosyal becerileri sıfır. Sen havada kara dayarsın buna. Koray, çek şunu burnumun dibinden. Sen git konuk oyuncuyu çek. Oo, Feriha geldi. Hepinizden rol çaldı ve başrolü kaptı. Ben ne yapayım? Emir ne buluyor bunda? Bilmem. Belki de senin eksiklik olarak nitelendirdiklerini buluyordur. Mesela gece kuşu olmaması. Tipik erkek ikiyüzlülüğü. Kızlarla takılayım, eğleneyim. Ama ortam görmemiş kız görünce de dibim düşsün. İyi aylı kızı oynayan kazanıyor. Peki, biz ne kızıyız? Yok canım saçmalama be. Ne biçim konuşuyorsun? Ben öyle demek istemedim. İlginç bir kız. Çocuğun da ilgisini çekiyor. Benim çok başım ağrıyor. Oturalım mı biraz? Oturalım. Ortam pek fazla sarmadı senin. Hayır. Uykusuzum sabahtan. Erken uyandım. Bir de gürültü falan başım ağrıyor.
İstersen kalkalım. Yok. Özel bir gece. Pardon. Hande? Uzun zaman oldu. Sen bağımlılık tedavisi görmüyor muydun? Ne zaman çıktın hastaneden? Çıkmadım. Kaçtım. Belli. Patır patırsın yine. İster misin? Eski günlerin hatırına. Hasta mısın sen? Seni hala buraya alıyorlarsa bil ki eski günlerin hatırına. Şimdi gidip Emir'e söyleyeceğim, seni attırsın buradan. Dur. Sakin ol. İstersin diye sordum. Kendi kendime takılıyorum burada. Elini cebine fazla atma buralardan. Benden söylemesi. Mert! Ya da fikrimi değiştirdim. Al bakalım. Feriha, söylemeyi unuttum. Lavaboya gidiyorum, gelmek ister misin? Yüzünü yıkayınca iyi gelir belki. Olur. Bir ağrı bu ya. Başın mı ağrıyor? Evet. Ben de hazırlıksız yakalanırım. Migrenim var da. İlaç ister misin? Var mı gerçekten? Lütfen. Migrenim var diyorum. Ağrı kesilse asla sokağa çıkamam. Çok sağ ol. İyi eğlenceler. Sana da. Ya Feriha. Arkadaşımla karşılaştım, sen de kaybolmuşsun. Başın nasıl oldu? Bir herkesi arayalım mı? Yok, buldum ben. Geçer şimdi. Desene, gece yeni başlıyor. Ne yapıyorsun? Hiç. Dergilere bakıyorum. Yine o çocuk mu? Derslerine bakmaya ne zaman başlayacaksın Cansu? Neyse. Bak. Baban da derslerine yoğunlaşmanın sana iyi geleceğini düşünüyor. Haklı. Sen bu yarışta geri kaldıkça başkaları senin önüne geçiyor. Ama doktor biraz daha dinlen dedi. Ben hemen eski tempona dön demiyorum ki. Önce yavaşça özel derslerle başlarız. Sonra da dershaneye gideriz. Ha, dershaneye başlayınca da özel dersleri azaltırız. Babanı üzmek istemeyiz, değil mi? Bak, anlaştık bile. Ha,
hemen yarın başlıyoruz diye de korkma sakın. Daha bir hafta dinlenebilirsin. Baban yeni bir dershane bulmuş. Otele yakın. Bir hafta içinde her şey netleşecek. Hadi iyi geceler. Sana da. Yüzümü güldüren bir tek sen varsın. Feriha, iyi misin? Düştü. İyi misin? Ay ben çok iyiyim. Dans etsene. Ne oluyor oğlum? Gözlerime inanamıyorum. Bence Ünal abi gelmeden götür onu. Bu rezilliği görmesin. Hande ne saçmalıyorsun sen? Görmüyor musun? Senin ürkek prensesin. Şekerini yutmuş patlıyor. Daha bir kadeh bile içmedi. Evet. Bir kadeh içmeden uçmuş. Feriha. Ay yok bir şey yok topuklularda. Feriha dur. Dur Feriha ne yapıyorsun? Feriha. Feriha gidiyoruz. Ay nereye gideceğiz eve mi gideceğiz? Hadi gidiyoruz dedim. Ya Emir benim bir tane gecem var. Bak bir gece. Bildiğimiz Feriha. Bildiğimiz Emir. Feriha gidiyoruz. Ay nereye? Eve mi gideceğiz? Hadi. Ya gitmeyelim. Koray. Nereye gidiyorsun? Babamı idare et. Ünal abi ne haber? Şey, arkadaş biraz içmiş. Ünal abi. Emir'in getirdiği kız haplanmış. Anam, 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 anam. Bak yine gelmemiş bu kız dediğini yapmış ya. Öyle. Anam el alemin çöpünü topluyoruz. Kendi evimiz çöplük içinde. Ne bu? Emir. 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 Dikkat et. Aman dikkat et. Feriha. Ben değilim ki.
Hadi yukarı çıkalım. Ben değilim ki. Ben değilim ki. Feriha sakin ol. Feriha. Kendine gel. Feriha. Feriha kendine gel. Feriha sakin ol. Hadi kalk hadi. Özür dilerim. Yani ben biraz hatırlıyorum olanları. Çok utandırdım seni. Ya ne olduğunu söylesene. Ne olur bir şey söyle. Sen söyle. Ben bilmiyorum. Anlamadım. Yani bir şey oldu ama. Niye öyle bakıyorsun? Bir şey söylesene. Konuş. Neden yaptın Feriha? Ne yaptım ya? Yeter artık Feriha. Yeterince aptal yerine koydun zaten. Sen kimsin ya? Kimsin sen Feriha? Evet, hap. Ben onu bilmeden aldım. Benim başım ağrıyordu. O kızla karşılaştım. Başın mı ağrıyor dedi.
Benim de migrenim var, ağrı kesicim var dedi. Ben onu ağrı kesici diye aldım. Bana inanmıyor musun? Yapma Feriha. Senin kadar akıllı bir kız daha inandırıcı bir senaryoda yazabilir. Belki adamın biri gazozuna ilaç da atmış olabilir. Hı? Çok klişe ya. Ama tutar. Bu yüzden mi içki içmiyordun Feriha? Kendini büyük eğlenceye hazırlamak için. Sen bağımlısın diye ailen bu yüzden mi seni bu kadar sıkıyor? Ama tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyi oynadın. Şu gece hayatında bilmediğim, ezberlemediğim senaryo kalmadı diyordum. Ama sen benim ezberimi bozdun Feriha. İçeri geç, ben geliyorum. Emir, sen benim başımı belaya mı sokacaksın? Mekanda haplandığı yetmiyormuş gibi bir de tutup eve mi getirdin onu? Baba, sakın, sakın devamını getirme. Bana bak, malına sahip çıkamıyorsun, bari soyadına sahip çık. De ucuzluktan aldığın karıları karşıma çıkarma bir daha. He. Anladım. Neyse artık ben hiçbir şey demeyeceğim Rıza. Allah sana yardım etsin. Öyle öyle. Selam mı söylüyorlar? İyi. Oldu, sen de çok selam söyle onlara. Yok canım, ne isteyeceğim, hiçbir şey istemem. Siz sağ salim gelin de. Zaten İstanbul'da her şey var. He Feriha. Aa, Feriha, dün gece çok geç saate kadar ders çalıştı Rıza. Şimdi uyuyor, bıraktım uyusun diye. He, o Ömer şeyde Gülfidan'ın oğluyla gitti, maç yapacakmış. Heh. Oldu, başım üstüne. Haydi iyi günler sana da. Haydi güle güle, kolay gelsin, haydi. Haydi. Anam, Bismillah demeden caka satmaya başlamış sülalesi. Oy oy oy, saat kaç olmuş baksın, ille beni yukarı çıkaracak. Ana. Ne kız, bu suratın hali böyle? Makyaj yaptık annesi, neden uyumuşuz? Öyle diyorsun yani. Ha, çok uykum var anne. Niye yatmadın Feriha, aşk olsun kızım. Sen mektepli kızsın, onun gibi mi sen? Yeni adet mi çıkardın bunu? Yani çok uykum var. Thank you.
Tövbe estağfurullah, bu kız bana neler yaptırıyor. Allah'ım sen beni affet ya Rabbim ya. Oh Feriha, oh. Günaydın Hande Hanım. Günaydın. Çantamı verir misin? Remziye. Şunu yeni aldım. Antika. Dikkat et kırılmasın. Çantamı da al. Ya ne yapıyorsun sen aptal kadın? Allah'ım antikaydı o. Al şunu tut şunu. Of Allah'ım yarabbim ya. Al şunu. Defol. Kovuldun. İstesen de kalamam artık zaten burada. Kapa çeneni defol. Efendim. Ay nihayet uyandın yani. Kızım çatlıyorum. Neydi dün gece öyle ya? Ya bırak dün geceyi. Ya görüntüler kesin yayılmıştır internette. Rezil oldum. Aman izledim ben onu. Senin yüzün gözükmüyor bile. Çeken kimse Feriha'yı başrol yapmış. Allah bilir bu sana saldırdığında haplı filandı. Yazık. Feriha'dan hiç böyle hareketler beklemezdim. Şimdi kesin okulda da yayılmıştır bu görüntüler. İş artık çok zor. Feriha artık dedikoduların göbeğinde. Ay Emir ne yaptı asıl onu merak ediyorum. Yani kıza bir şey olsa bir de onun mekanda resmen başına kalacak. Nasıl yani? Herhalde kızım hap bu. Aspirin mi? Ay bismillahirrahmanirrahim Feriha. Feriha haydi kalk anneciğim şu ilacı içiver. Haydi bebeğim. Kaldır başını kaldır. Ay ilaç istemem. Ay olmaz annem, olmaz, ateşim var yavrum, ilaçsız olmaz. Örtünme böyle, havale geçireceksin, örtünme. Haydi anneciğim ne olur. Ay Allah'ım yukarıda da eşim var. Ben hasta desem acaba herhalde bir izin verir canım. Olmazsa şu sağlık ocağına gidelim seninle Feriha. Ey Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Bak bir gece yattın orada, gördün başına neler geldi. Yerde mi yatırdılar, penceremi açtılar, ne yaptılar? Bir daha yok Feriha, bu son ha, bilesin bu son. Oğlum yesene sen de bilirim. Yok abi canım, hiçbir şey istemiyorum. Demek kırdın döktün ha. İyi geçti mi bari? Geçmedi. Günah abi, hala uyuyor mu? Girlfriend'i sinirlerini yatıştırabildiyse uyuyordur. Kanka kusura bakma ya. Ya adam görünce hemen anladı. Ben bir şeyler yaptım ama yemedi. Çok üstüne geldi mi? Boş versene abi ya. Nasıl yedim ben bu numaraları? Sen başkasın. Feriha. Sen başkasın. Ben değilim ki. Bambaşkasın. Kimsin sen ya? Kimsin Feriha? Ben değilim ki. Sen miydin? Selam. Emir, nasılsın? Feriha nasıl? Bilmiyorum Hande. Nasıl yani? Hastanede falan mı? Ayrılırken gayet iyiydi.
Peki nerede şimdi? Hande, kapat artık bu konuyu. Dün gece bitti. Anladın mı? Abi sormayın bana daha bir şey. Montumu alayım da çıkalım. Hande, iyi misin? Yok, bir laf falan sokmadın da. Allah Allah. Çocuk muyum ben? Ayrıca son derece trajik bir durum. Kız bağımlı çıktı resmen. Bunun neresine laf sokayım? Vay be. Resmen takdir ettim. Düşseydi niye beni beklemiyorsun be annem ya? Feriha, ne oldu annem? Neyin var be kızım? Hastayım anne ondan. Bak ne anlatacağım sana. Şimdi benim zamanımda kızlar anneleriyle konuşamazdı. Gerçi anneler de kızlarıyla konuşamazdı ya. Yani kimse kimseye derdini anlatamazdı. Anladın mı? Fakat ben şimdi düşünüyorum da aslında ne kadar gerekliymiş konuşmak. Ya yani birimiz konuşabilseydik o zamanlar belki herkes arkasından anlatacaktı derdini. Eteğindeki taşları dökecekti. Ama yapamadık tabii. El kadar kızlar el kızı olup gittik. Eteğimizde koca koca taşlar. El kadar el kız. Ne? Öyle ya. Bir kapıdan çocuk çıktım, öbür kapıdan gelin girdim ben. Çocukluk bir gecede bitmiyor ki. Sağ olsun babanız büyüttü beni. Sevdin mi onu? Ne bileyim sevdim mi, sevmedim mi? Yani şimdi bile televizyonda filmlere falan bakıyorum da herhalde sevmek buymuş diyorum. Öyle biz uzun uzun bakışamadık. Yani dört duvar arasında ekmek derdinde ne kadarsa o kadar oldu. Böyle. Oy yavrum, güzel kızım Feriha. Sen o hastanedeki oğlanı çok mu seviyorsun anneciğim? Adını kağıtlara karalayacak kadar çok mu seviyorsun? O yüzden yüzünde gözünde fark kalmadı böyle.
iyi güdü günleri. İstanbul'a ilk geldiğinde gencecik karının karnı dolu. Elinden tutuyordum böyle. Bıraksan bu kalabalıkta sanki kaybedecektim. Feriha bir şey söyle artık. Doğru değil değil mi? Ya bir yüzüme bak. Bak, tedavi olan arkadaşlarım var. Ben sana yardımcı olabilirim. Senin yardımına ihtiyacım yok benim. Sen git benim dedikodumu yapanları dinle. Bununla bile değilsin. Ne oldu Zehra teyze? Yok öyle sürü sepet koymuşsun. Bakayım dedim daldım öyle. Araştırma yapıyorum. Bak hatırladın mı? Hani hastanede karşılaşmıştık ya anlatmıştım sana. Yok. Yok ben hatırlamadım. Kim ki? Emir. He? Emir. Hani veliaht. Veliaht. Sen niye araştırıyorsun ki bunu? Ben her şeyini araştırıyorum onu. Mesela eski sevgililerini. Barbie bebek gibi kızlar ya. Mankenler, oyuncular, sosyete takımı. Annesiyle babası ayrı. Babasıyla oturuyor bebekte ya. Görmen lazım. Acayip bir ev. Şuraya bak. Ne? Ana ev bu mu? Evet. Bu şey Cansu. Hı. Mektepli mi bu? Tabii tabii. He. Ama bir tek onu bulamadım. Yani hangi okulda okuyor yok. Ha bak, burası da meşhur Hills. He? Veliahtımızın tahtı. He. Barbie bebeklerle burada eğleniyorlar işte. Anladım. Ne diyeceğim, bu böyle oyuncu, sosyete falan hani sevgilisi var diyorsun ya. Bu sağlam pabuç değildir değil mi? Yok, hiç değil hem de. Ya. Yani uzaktan bakarsan ne âlâ. Ama yakından cız. He cız, anladım. Yine de yanacaksan böyle biri yaksın diyor insan. Oy oy oy. Şişt, Ömer Bey, sizi şöyle alalım bakalım. Lara abla. Aynı yere gidiyoruz galiba. Hadi atlasana. Teşekkür ederim küçük centilmen adam. O ne demek ya? İyi bir şey mi söyledim kötü bir şey mi? Bence güzel bir şey. Ne oluyor ya? Bak bakalım. Baba! Oğlum, oğlum. Ömer'im. Aşağı iniyorum. Bir şey ister misin? Senden bir şey istemiyorum dedim ya.
dışarı çıkmak istemezsin diye düşündüm. Olanlardan sonra. Şimdi çıkmazsam bir daha hiç çıkamayacağım. Emir şoku atlatamadı herhalde hala. Ay yapmayın, ne şoku ya? Emir bize ayak yapıyor bence. Hem o önceden biliyordur. Emir'den kaçar mı ya? Bence onlar takılıyorlardır. Ne diyorsun sen kızım? Her şeyin bir sınırı var, tamam mı? Emir, nerede ne zaman nasıl davranacağını çok iyi bilir. Çok büyüttünüz ama bu işi. İki gün takıldığı kız keş çıktı diye depresyona girecek değil herhalde. Koray lan, çekti mi sen gecenin yıldızını? Yok, o belgesel çekti. Yani komedi filmi çekemedi. Bir şey söyleyeceğim, gerçekten baydınız biliyorsunuz değil mi? Siz neyin şakasını yaptığınızın farkında mısınız? Uyuşturucu oğlum bu. Öyle kolay bir şey değil. Sizin de espri anlayışınız dünden bugüne kadar bayağı bir değişmiş Hande Hanım. Komik değil mi lan bu? Baksana. Nasıl ama? Aynı Feriha gibi oldun ya. Aynı. Ne yapıyorsun lan sen? Hayvan herif. Emir sakin ol. Ne oluyor oğlum? Dur, ne yapıyorsun? Emir saçmalama. Bu kadar mı şerefsizsin lan? Kimsin oğlum sen? Al şunu ha? Al git. Emir tamam abi. Ayıp. Tamam. Sakin ol. Sakin ol abi tamam. Emir! Bak, resmen dalga geçer gibi geldi karşımıza oturdu. Tabii, tavana vurmuştur. Emir Bey de küçük hanımın çiğnenen onuru için savaş çıkardı. Ne romantik. Kusura bakma anne. Ama az önce gerçekten iğrençtiniz. Allah'ım ya, herkes ne kadar hassas olmuş. Kızın kendisi sizin kadar takmıyor. Önce Afi olayı, sonra da hap. Biliyor musun? Ben bunları yaşasaydım, yani bu kadar rezil olsaydım, şu okulun önünden bile geçmezdim. Ne yapsın kız? Rezil olduğu için bursunu mu yaksın? Doğru ya. Ben Feriha'nın burslu olduğunu unutmuştum. Of, tutuldum resmen ya. Tabii kolay değil. Sabahtan beri araştır. Ben banyoya giriyorum Zehra teyze. İstersen topla dergileri. Oldu çocuğum. Hadi kolay gelsin. Sağ ol annem. Nerede? Ah be kızım. Ah be Feriha. Sen kimlerle aşık atıyorsun be annem ya? Oy. Ben seninle uğraşmıyorum, tamam mı? Emir'le benim için nasıl? Hadi bakalım. Feriha'nın kimle dans ettiğini öğrensin. Hikayeyi ben yazmadım. Ya emin misin? Rezil oldum diyordun. Ha. Aman. Hakkında yemeyelim. Herkes hikayeyi izledikten sonra. Profesörlerimiz izlemiş, çok bayağı mu? Bayağı da uzun sürmüş. Peki. Haberdar edelim o zaman profesörleri. Hadi bir an önce gönder mailleri. Baba, benim kaya fırtınayı gördünüz mü, bilmiş mi? He, amcanın kara kaçanını mı söylüyorsun? Ya ne kara kaçanı baba, fırtına. Büyümüş, serpilmiş maşallah. Amcan diyor ki, Ömer yaza gelsin de binsin diyor ya. Ömer, gel abicim. Al şu parayı, bakkala git bana bir soda al. Üstüyle de canın ne isterse al, tamam? Hadi koçum.
De bakalım diyeceğini. Çocuğu boşa göndermedin ya. Otobüste yüzüme bile bakmadın. Konuşturmadın ki. Annemler gelmeden bir konuşsak diyorum. Ne konuşacağız da? Baba, ne yapacağız biz? Bu para hiçbir şeye yetmez. Damlata damlata yettireceğiz Mehmet Efendi. Önce elimizdeki kadarını ödeyeceğiz. Annemi ağlattığımıza değseydi bari. Kim ağlattı ananı he? Rezil utanmaz. Karşıma geçip hem suçlu hem güçlü mü olacaksın? Haksız mıydı annem? Boşu boşuna satmadık mı tarlayı? Hiçbir şey yetmeyeceğini bile bile. Yetmez. Bir değil, 10 tarla bile satsak senin pisliğini örtmeye yetmez. Çekil git, çekil git karşımdan. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Feriha. Kurula gitmen gerekiyor. Bir şey mi oldu? Hemen seni bekliyorlar. Feriha Yılmaz, oturabilirsin. Bir de bu hafta karı savunuyorsunuz. Lafını geri aldı. Feriha tamam. Yeter, yeter. Romantik mi? Yoksa daha ateşli bir şeyler mi? Seni ben var mı? Rıza, ne zaman geldiniz? Geldik işte hanım. Ha, haber verseydiniz ya, hoş geldiniz. Hemen bir şeyler hazırlayayım. Yemek yediniz mi? Mehmet nerede? Gitti. Gelir. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Abi, sodaları getirdim. Abin nerede? Gitmiş oğlum abin. Hem bakkala yolluyor hem de beklemeden gidiyor. Bir daha da gitmeyeceğim işte. Kız nerede? Gelir. Etimiz butumuz bu muymuş? İyi bakalım. Hayırlısı olsun. Videodaki görüntüler doğruysa eğer ciddi bir problemle karşı karşıyayız demektir. İnanın o kadar utanıyorum ki. Videoyu izleyince senden fazla utanması gereken kişinin Feriha olduğu görülüyor. Ancak sen de böyle bir tabloda yer almamalıydın. Yarın ikiniz de sözlü savunmanıza geleceksiniz. Bize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Böyle bir rezaletin istemeden de olsa içinde bulunduğum için gerçekten çok utanç duyuyorum. Ancak videodan da görüldüğü gibi olayın mağduru benim. Sizden tek bir ricam olacak. Cezam ne olursa olsun bu olayı ailemin bilmemesi gerekiyor. Senin Feriha, senin söyleyeceğin bir şey var mı? Hayır yok. İlginç doğrusu. Asıl senin durumun daha vahim. Bu durumda
Bursunu kaybetme ihtimalin olabilir. Yapma ya. Ya ben bir kız kavgasının kalkıp internete kadar düşeceğini hayatta tahmin etmezdim. Bir haftadır internette. Yeni mi fark etmişler? İnternete düşen hiçbir şey gizli kalmaz. Aa. Siz ne yapıyorsunuz burada? Ne oldu? Savunmanızı istediler. Sanırım Feriha'nın bursu yanacak. Bursu mu yanacak? Ne var canım? Maddi yardıma ihtiyacım var. Sadece bursluyum diye kalkık olan burnu birazcık aşağı inecek, o kadar. Yani okuldan falan atacak halleri yok herhalde. Gece kralı iddialı konuştu. Bana devrimci kral demesinler. Gece hayatındaki gerçek devrimleri oğlum Emir yapacak. Gecelerin ünlü siması veliahtım dediği oğlunun çekirdekten yetiştiğini ve ülkenin en saygın üniversitelerinden birinde işletme eğitimi almakta olduğunu söyledi. Hangi üniversite acaba? Derslerine hiç çalışmadığın kadar bu çocuk hakkında bilgi toplamaya çalışıyorsun. Ben hangi okula gittiğini çoktan keşfetmiş olmanı beklerdim. Hay Allah! O konuda da başarısızım demek ki. Ne okuluyla ilgili hiçbir bilgi yok. Ne dergilerde, ne internette. Mutlaka çok iyi bir okula gidiyordur Cansucuğum. Kim bilir? Belki iyi bir puan tutturman için bizim veremediğimiz motivasyonu gecelerin veliahtı verir sana. Feriha da hiç aramadı. Bütün işler ona kaldı herhalde. İşi kolay değil. Bir yandan okul, bir yandan apartman. Bravo kıza. Sabah servise çıkıyor, sonra okula gidiyor. Tabii bursu yakaladı. Sıkı sıkı tutunuyor. Vallahi bursunu bilemeyeceğim ama en son gördüğümde sıkı sıkı tuttuğu şey çöp bidonuydu. Kuruşa tek dikili ağacımızı satıp geldiler işte. Gelir gelmez de kıyamet kopmuş. Bak Mehmet de yok ortada. Sen de çok derdimdi diyorsun değil mi? Allah'tan sen erken geldin. Bir de sen gelmişseydin. Geldim işte anne. Hey heylerini de getirmişsin, bakıyorum iyi olmuş. Niyeyse. Ben çöp toplamaya gidiyorum. Yok baba, sen yol yorgunsun, ben giderim. Sağ ol. Feriha? Şöyle bir profil verip elini kaldırır mısın? Ne yapıyorsun ya? Evet sensin. Ne diyorsun Lera? Hiç emin olmak istedim sadece. Kızın birini paralayan gerçekten senmişsin. Korktum senden vallahi bay. Tam karşındasın. Aa, sizde misin? Gelsene. Yok ya, evde montaj yapıyorum. Ekranda senin yüzün var şimdi. Yalnız şöyle söyleyeyim sana, kameramı 5 kilo daha fazla ekliyor. Sertem, ya bir kere de sıkıldım. Emir de yok zaten. Evde Feriha'nın bursunu yatılmıyor herhalde. Kimin desin sen? Bizim terfeyleyim işte. Hadi başlat masalına, gel. Yok ya, ben evde kalacağım, bitireceğim bunu. Şunun şurasında Oscar'a ne kaldı? Aman iyi. Bir de sınav aşkı çıktı başımıza. Hadi bay. Bay.
şu kadın milleti çok enteresan ya. Önce bir bakıyorsun saç saça baş başa. Sonra bir bakıyorsun can ciğer kuzu sarması. Esas bunların belgeselini çekeceksin. Ne işi var lan bu herifin burada? Ne yapıyor bunlar ya? Anam, oğlum geldi. Hoş geldin anne, hoş geldin. Hoş bulduk anne. Oy kurban olurum yavrum, özlemişim. Yemek koyayım hemen, ha? Elimi yıkayayım. Ha tamam, haydi. Tarhana yolladılar. Erişte de yapmışlar. Ha, istediğiniz narlar. Sevgi, selam, dualarını gönderdiler. Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Az sitemliler ama. İyice unuttunuz. Sesinizi bayramdan bayrama duyar olduk diyorlar. Abartmışlar biraz. Öyle deme kızım. Hısım akraba, ilgi, alaka ister. Gönülleri olur. Gözleri hep sizi aradı tabii. Zehra nerede, kız nerede diye. Gözleri bizi ararken sizin niye geldiğinizi unutmuşlar herhalde. Tarlayı satarken mi hatırladılar niye gittiğinizi? Yediysen hadi kalk şu erzakları toplayalım. Kalk. Masayı toplasaydık bari. Hep toplayacağım. İşte kalmadı ikisinde de. Sitem bitem deyip baban hala o sülale senin borusunu öttürmüyor mu? Beni sinir ediyor, sinir. Bayramdan bayramaymış. Baban eziyeti unutmaya alışkın kızım ama ben değilim. Ben asla unutmam, asla. Asla. El kadar kendi, iki canlıyı kendi bana yaptıklarını hiçbir zaman unutmadım. Hiçbir zaman da unutmayacağım. Bayramdan bayramaymış. Kaç bayram bana kabir azabı çektirdiler. Babanın haberi var mı acaba? Ha, gözleri bizi aramışmış. Onların gözleri Zehra'yı aradı, Zehra'yı. İstanbul 7 işi bitirdi ya beni. Onlar Zehra'nın artığını arıyorlar. Ama daha çok arar onlar, çok. Aman be, bu da açılmıyor. Ay yaparım anne, bırak. Feriha. Ne oldu? Uzandım biraz. Hasta mısın? Yok ya, uzandım sadece. He. Ne yapacaksın annem, sen de haklısın ya. Günlerdir koskoca apartmanın çöpünü topluyorsun. Oy annesinin pamuk elleri. Pamuk elleri annesinin. İnşallah bu eller artık çöp çıkarmayacak. Başkaları atacak o çöpü. Anne. Feriha. Ben biliyorum. İçine bir kuş girmiş. Kalbim pırpır ediyor. Buralara sığmıyor değil mi? İnşallah bu duvarları delip gidecek. İnşallah ya. Ben bildiğimdi, doğduğun gün bildiğimdi. Bildiydim de doğduğunda hocadan önce üflemiştim adını kulağına. Feriham demiştim. Koynuma aldığım gibi temiz, saf, kir tutmaz Feriham benim. Anne Allah aşkına artık ezberledim bunları. Altın bileziğin, güzelliğin. Sen büyüttükçe altında kalıyorum, görmüyor musun? Aa, aşk olsun. İnsan annesinin duasının altında kalır mı hiç? İçinden dua et o zaman. Ben duymayayım.
Ya olmazsa anne? Yok tövbe de. Ya altın bilezik sandığın aslında paslı bir tenekeyse? Ya seni ferah çıkaracak kızın artık nefes bile alamıyorsa? Elindeki tek şeyi kaybetmek üzereyse? Kız o ne biçim laf? Neyi kaybedecekmişsin? Boşver anne ya. Bana bak Feriha. Kötü bir şey mi yaptı? Hemen bu geliyor aklına değil mi? Ne gelecek aklıma? Anlat o zaman. Kızım, senin yaşında insan mücevher gibi parlar. O ışıltıya gelen de çok olur. Ama o hırsızlar ışığını bir kere çaldı mı paslı tenekeye dönersin, anladın mı? Kafanın bir yerine sok bunu. Gece gece uykumu kaçırdın şimdi beni. En kötü günümüz böyle olsun arkadaşlar. Çaktırmadan kutlama yapıyorsun değil mi? Bu daha hiçbir şey. Asıl büyük kutlama yarın. Feriha Hanım'ın durumu netleşsin. Öyle. Kızım senden korkulur. Bir dayanamayıp geliyor. Anne yürü. Anne yürü. Ne oluyor ya? Hadi yürü. Ya bıraksana, ne yapıyorsun sen? Asıl sen ne yaptığının farkında mısın anne? He? Ne biçim insansın sen ya? Kızım sen ne bok yediğini biliyor musun? Ya bağırıp durmasana. Ne yapmışım ben? Anne, Feriha'ya o hapı senin verdiğini biliyorum. Kafayı yemişsin sen. Anne. Ne sanıyorsun sen bu işleri anne? Oyun mu? Hademe'ye para verip onları oraya kitlemeye benzer mi zannettin? Yattı kalktı diye adını çıkartmaya benzer mi zannettin anne? He? Hap lan bu! Hap! Boncuk mu? Ya kalp krizi geçirseydi, hastanelik olsaydı o kız? Ya polis karışsaydı? Ya burayı kapatsalardı uyuşturucu satılıyor diye anne? Sen nasıl bir işin içinde olduğunu farkında mısın? Sen var ya. Ben artık seni tanıyamıyorum ya. Tamam. Benim bildiğim Hande güçlüdür. Hırslıdır. Köpek çeker adam, acımasızdır. Uğraştığı zaman tam uğraşır. Ama bu kadar adil. Bu kadar ucuz değildir be. Koray! Gitme. Bırakma beni. Gül yaprağı Zehra.
Hayrola Rıza? Bak ne yaptım sana. Gül ağacından. Geceleri uyku tutmadı pek. Ve elimiz biraz paslanmış tabii. Al. Seni bana verdiklerinde ilk gece anamı özledim diye ağlamıştın. Hatırlıyor musun? He? Ne edeceğimi şaşırmıştım. Ya avutamazsam, ya sevdiremezsem kendimi. Hatırlıyor musun? Ne demiştin bana? He? Sen masal bilir misin? Sen masal bilir misin demiştin. Ama burnumun direğini bir sızlatmıştın ki... Ben nereden bileyim masal? Allah'tan Hızır yardım mı etti, ne etti? Ninemin bana ezberlettiklerinden birini anlatmıştım sana. O geceki gibi sana masal anlatayım mı? Aynı masalı bir daha. Anlatırsam. Tamam. O geceki gibi anlat hadi. Bir narin gül ağacı varmış. Yanında bir de heybetli göknar. Göknar eğlenirmiş gül ağacının incecik dallarıyla. Bir gün bir rüzgar esmiş. Ama ne rüzgar? Göknar yaka satmış. Güzelliğin neye yarayacak senin? Hadi bakalım. Senin dallarını o allı morlu yaprakların korusun da görelim diye. Gül ağacı mağrur. Hiç ses etmemiş. Rüzgar esmiş. Estikçe esmiş. Göknar dimdik ayakta. Gül ağacı incecik dallarıyla eğilmiş, eğilmiş, eğilmiş. Ve rüzgar kuvvetlendikçe kuvvetlenmiş. O koca göknar çatır diye kırılıp yere düşmüş. Derken rüzgar dinmiş. Gül ağacı yeniden kendini toplayıp dallarıyla gökyüzüne doğru uzanmış. Bir narin gül ağacı o kuvvetli rüzgarın hakkından gelmiş de o koca göknar yere serilmiş, bir daha da ayağa kalkamamış. Güzel ama değil mi ha? Ama o zaman böyle ağlamamıştım. Güzel Rıza. Sen anlatınca daha da güzel. Hadi yat artık hadi. Yatalım. Yatalım. Olur. Thank you.
Otur kızım. Evet Feriha, geç otur bakalım. Arkadaşın gelince başlayacağız. Girmiş herhalde. Kolay gelsin. Mehmet, kalk, işimiz var seninle. Hayırdır baba? Ali Usta'ya gidiyoruz. Kabahatini işledin, helalliğimizi alalım bari. Hadi hadi. Evet, ilk seni dinliyoruz Hande. Hepsi benim hatam. O görüntüler gerçekleri yansıtmıyor. İçerideler mi? İçerideler kardeşim. Feriha'yı gördün mü? Yok, görmedim de siz daha konuşmadınız mı onunla? Benim konuşacak bir şeyim yok kardeşim. Belki vardır. Ya doğru düzgün adam gibi konuşamadınız kanka. Olay soğudu, bir dinlesen. Hı? Koray, ne ben o geceyi unutabilirim, ne de Feriha ertesi gün söylediklerimi unutabilir. Emir, bak. Neden yaptın bunu? Ne oldu? Hande suçu üzerine aldı. Birilerinin bana kötülük yapmak için filmi farklı montajladığını söyledi. Teşekkür ederim. Zor günler geçiriyorsun. Sadece yardım etmek istedim. Ayrıca aramızda ne yaşanırsa yaşansın. Şu hap olayındaki duruşunu beğeniyorum. Senin yerine bir başkası olsaydı inan bu okulun önünden geçmezdi. Güçlü kadınlara saygım sonsuz. Biz birbirimize benziyoruz. İki savaşçı gibi. Bu yüzden artık birbirimize tartışmamıza gerek yok. Ben derse gireyim artık. Sorunun hallolmasına sevindim. Görüşürüz Feri. Bu kadarını beklemiyordum. Olgunluk sana yakışmış. Ben her zaman bana yakışanı yaparım canım. Hadi ben derse gidiyorum. Bu olayı da şova dönüştürdün ya. Şapkamı o sonu çıkaracağım biliyor musun? Alayım. Neyi alacaksın? Bu CD bende olduğu sürece bana öyle geliyor ki her şey çok güzel olacak.
Selamun aleyküm usta. Aleyküm selam. Çok vaktini almayacağız. Bunca yıllık hukukumuza güvenerek geldik. Kabahat büyük. Ama senin emeğin daha büyük. Diyeceğim o ki... Hakkını helal et usta. Helal helal. Sana karşı çok mahcubuz. Abi Mehmet abi. Ne o lan? Yanımdan geçmeye de mi yemiyor artık? Alo. Ne var lan? Yemiyor mu lan? Mehmet. Yemiyor mu şerefsiz? Ayıp oluyor ama ha. Lan sana ayıp şimdi. Abi yapmayın. Silah mı dayadık lan kafana? Bayıla bayıla kapsamadın mı herifin arabasını? Bir dakika da sattın lan. Şeref. Kime sattın lan? Beni sattın lan. Abi. Yapmayın abi. Öleceğim lan seni. Abi dur. Abi. Patla ne ya? Abi. Abi dur. Mehmet. Abi dur yapma. Mehmet oğlum. Mehmet. Dur oğlum dur. Lan ben mi vurdum arabayı? Sıkırın lan beni. Baba. Oğlum. 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 Sen niye koşuyorsun ki baba? Abim hepsini döverdi zaten. İyi dön önüne. Dön dersini yapsın haydi. Ben şu aidatları toplayayım apartmandan. Biz adamlarla helalleşelim diyoruz. Yüzümüz yerden kalksın diyoruz. Yine rezilliğimizle dönüyoruz. Ben onlarla neden kavga ettim baba bilmiyor musun? Biz o arabada 3 kişiydik. Utanmaz. Utanacak yüz kalmamış sende. Yazıklar olsun. Mehmet dur be oğlum. Mehmet. Anneciğim ver ben toplarım aidatları. Bak sen, haydi dersin çalış. Of. Ya dersen resmen acı çekiyorsun ya. Abartmasak? Saklamasak? Sıkıldım diyelim. Sıkılma işte. Git kardeşim konuş Feriha'yla. Sana inanıyorum kızım de. İnanmıyorum ki. Lan Feriha gibi hapçı mı olur? Git bir uzaktan bak istersen kıza ha. Koray kafan iyi oldu. Dünya da iyi oldu herhalde. Sen orada değil miydin abicim? Kızı sen görmedin mi patlarken? Sen değil miydin nereden bilecektin kardeşim diyen? Ha? Gördüm. Patlıyordu. Ne bileyim oğlum işte belki kafalamışlardır kızı. Belki ilk ve sondur. Ya git bir konuş işte ya. Yani apartmanın işleri de olmasa yüzünü hiç göremeyeceğiz artık. Bekle. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Cansu'yla problemlisiniz galiba. Bozuluyor uğrayamıyorum diye. Tabii çok işin var. Apartman, okul kolay değil. Görüşürüz. Hoşça kal. Bir
Biraz fazla şımartmıyor musun Feriha'yı? Yani çok işim var tabii, kolay değil falan. Baban kapıcının kızını kıskandığını görseydi herhalde çok korkardı. Aman Allah'ım, kızıma neler oluyor deyip evde daha çok zaman geçirmeye başlardı Cansu. Aa, hemen yetiştirelim o zaman. Bu senin de işine gelir. Çünkü artık beni ihmal ettiği kadar seni de ihmal ediyor. Ne demek istiyorsun? Gayet tanıdık değil mi diyorum. Annemin son yıllarında da böyleydi. Tabii o zamanki ihmalin nedenini en iyi sen bilirsin. Cansu, bu pis imalarından sıkıldım artık. İstersen hemen odana git şimdi. Ya televizyon seyret, ya da internete gir, Emir Sarrafoğlu çalış. Çünkü seni görmek istemiyorum. Bak, yoksa gerçekten bu sefer kalbini kıracağım. Gerçekler acıtıyor değil mi Sanem Hanım? Sana bu evdeki tek gerçeği söyleyeyim mi küçük hanım? Ben bu evi yuva yapmaya çalıştıkça sen bozuyorsun. Baba senin yüzünden evden kaçıyor. Senin yarattığın huzursuzluk yüzünden. Hey yarabbi ya Resulallah. Hey yarabbi ya Resulallah. Bütün gece nerede kaldı, nerede yattı bu çocuk ya? Açmıyor mu? Oh, açmıyor. Feriha. Al annem şunları. Ne? Bu apartmanın aidatı bankaya yatırılacak. Böyle baban işte huyu. Beşe bölüyor bunu. Hani biri kaybolursa öbürlerine bir şey olmasın diye. Al. Anne yok vallahi ben geç kalırım. Ne demek geç kalırım canım? Babam mı gidecek? Adamın ayağı sakat, basamıyor üstüne. Bütün gece uyumadı. Anca daldı zaten. Al. İyi tamam. Hayır ben de gidemiyorum. Sanem Hanımlara gideceğim ya. Şimdi bankada kuyruk muyruk. Vallahi kadın surat eder. Beni muhatap etme onunla annem. Haydi. İyi tamam merak etme ben yatırırım. Haydi güle güle. He Feriha. Annem çantana koy da bir şey olmasın oldu mu? Hay Allah korusun artık satacak tarla da yok. Ne yaparız? Merak etme anne. Haydi. Haydi kolay gelsin. Hoşça kal. Haydi güle güle kızım güle güle. Ay 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 ay. Nereye Zehra? Mehmet'ime bakacağım. Kim bilir nerededir? Ben oğlumu bulurum. Geçen sene bir ay öncesinden hazırdı doğum günü programın. Şimdi tık yok. Bunları konuşacak havamda değilim. Olmadı hissi kapatırız. Emir Bey de yapar herhalde bir güzellik. Neyse canım. Annemle akşam tüline gideceğim. Yani elbisemi hazırlatacağım. Önce elbisemi seçeyim. Daha sonra da gideceğim yere karar veririm. Aa Koray, sence ne yapalım annenin doğum gününde? Siz bunu kendi aranızda tartışın. Ben de Koray Bey'den özel doğum günü hediye siparişimi veririm. Evet. Hemen istiyorum Koray Bey. Yalnız çok erken oldu bebeğim, ben sana hiçbir şey alamadım. Oyun mu oynuyorsun sen? Zaten stres altındayım. Yani senin yüzünden doğum günü havama bile giremiyorum. Hemen verir misin şunu? Ne haber Feriha? İyiyim sen. Sen ne istiyordun? Filmin CD'sini istiyordun değil mi? Öyle bir şey istiyordun. Cuma gecesi filmi. Evet. Görmelisin, gerçek bir başyapıt. Bu konuyu açtığımı sanıyorum. Sen ona bakma Feriha'cığım. O dengesiz dengesiz espriler yapar. Hadi biz gidelim. Nasılsın? Nasıl olabilir mi ki? Unutulmayacak bu iş.
Kimse unutmayacak bunu. Kimin ne düşündüğü önemli mi? Emir dışında. Ya sormayacağım diyorum ama ne oldunuz siz şimdi? Hiç. Bir şey olmadık. Ne olacağız ki? Haklısın. Ne olacaktınız ki? Emir bana inanmıyor. O gün tuvaletten çıktığımda bir kız benim de migrenim var dedi. Bir hap uzattı, ağrı kesici sandım. Dünya gerçekten nereye gidiyor? Neyse canım, görüşürüz. Görüşürüz. Bakıyorum yeni bir arkadaş bulmuşsun. Çok etkileyici. Büyük aşklar nefretle başlar dedikleri bu herhalde. Hande güvendiğine pişman edeceksin. Senin gibi mi? Abi bir simit versene. Buyurun efendim. Allah bereket versin. Sağ ol. Ya bak gördün mü nasıl bulduk seni? Ay ay her zaman buraya gelirdim. Az mı toparladım seni buradan? Okula gitmeyeceğim dedim buraya kaçtım. Babanla kavga ettim buraya kaçtım. Oynayacağım dedim buraya kaçtım. Yapro. Yapma yapma. Yapma elini çekme annenin elinden. Çekme ki tutup toparlayayım seni anne. Artık olmuyor be anne. Baksana bana. İşsiz, güçsüz, vasıfsız. Nasıl tutup toparlayacağım? Tutarım anneyim, toparlarım. Yapro. Yeter ki sen saklanma benden. Gözümün önünde ol annem. Ölsem dirilir gene gelir. Şu ellerimi tutarım annem. Açsın haydi ye şunu. Geldi desem. Hadi hep beraber alışverişe gidelim. Bence dörtleyelim. Feriha. Yok artık dalga geçiyorsun. Feriha. Ya. Terapiye gideceğiz. Gelir misin? Terapi mi? Hı hı. Nerede kaldı bu? Ya ben arayacağım. Eğer daha çıkamayacak gibiyse biz gidelim. Boşuna beklemeyelim. Neredesin sen? İki saatte seni bekliyoruz burada. Siz bizi beklemeyin. Bizim işimiz var. Terapiye gidiyoruz. Fazla kaçmıyor mu? Hande'nin elinin ayarı yoktur biliyorsun.
işte. İşte benim en büyük zevkim, ayakkabılar. Zevkini takdir ettim. Herkesin almaya cesaret edemeyeceği bir renk. Yok, ben zaten... Pardon, bakar mısınız? Arkadaşım şunu denemek istiyor. Hemen Hande Hanım. Kaç numara getireyim efendim? 36. Gül kedisi. Ayakları ne güzel, minicikmiş. Ben de bunları denemek istiyorum. Feriha, yürüsene bir. Gerçekten çok yakıştı. Yakışır kardeşim. Sarmadı beni. Oğlum sen bu kafayla Angelina'yı devirsen seni yine sarmayacak zaten. Emir. Git konuş Feriha'yla. Özür dile. Ne özüründen bahsediyorsun sen? Anlamıyorum. Hepinizi bir Feriha aşkı sardı. Hande Feriha'yla alışverişte. Sen özür dile diyorsun. Ne oluyor? Bizim aşkımız geçici. Ama seninki kalıcı gibi. Hadi eyvallah. Görüşürüz. Aslında annemle bugün elbise bakmaya gidecektik. Yani ayakkabıyı ondan sonra alsam daha mantıklı. Aman, ayakkabı işte. Üç çifti de alıyorsunuz değil mi annen? Evet. Ya Feriha, annemle buluşmaya sen de gelsene. Ayakkabı işini hallettik. Bir tek elbise kaldı. Hı, yok, benim gitmem lazım. Bankaya uğrayacağım. Şubeye mi? Hı hı. Aa, saat kaç olmuş? E bankalar kapanmış. Ya. E tüh. Unuttum. 5.000 lira Hande Hanım. Tek çekim. Evet, lütfen. Sizinki indirimde. 1.000 lira. Yok. Yok, ben sadece... Ay, sakın almıyorum deme. Kaçırılmaz bu. Üstelik indirimde. Evet, kaçırmayın bu fırsatı. Yardım ister misin? Kart mı, nakit mi? Nakit. Kartımı alabilir miyim? İyi oldu bu alışveriş. Hadi gel, seni de bırakayım. Yok, çok sağ ol. Ben şuradan taksiye binerim hemen. Ters olmasın sana da. Tamam, yarın görüşürüz. Ha, şu ayakkabının üstüne ne uyduracaksın çok merak ediyorum. Bay bay. Bay bay. İade etmek istiyorum. Az önce almıştınız. Bir sorun mu var? Yok.
Yani var, ben vazgeçtim. Haklısınız. Zor bir renk seçimi. İsterseniz aynı ürünün başka renklerine bakalım. Yok, ben başka ayakkabı istemiyorum. Para iadesi mi istiyorsunuz? Evet, lütfen. Markamızla ilgili bir sorununuz mu var? Yok, hayır. Bakın ben... Ben marka temsilcimizi çağırayım. Bu tip ürünlerde ürün değişikliği yapılır. Para iadesi talep edilen bir durum değil. Ama... Aa, ne haber Feriha? İnsan... Bakayım ne aldın? Aa, çok güzelmiş. İddialı. Hanımefendi? Tamam, teşekkür ederim. Buyurun. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Yüzümüze bakmasaydı. Ya elini korkak alıştırmasan anlamadım. Dekolteyi indir biraz daha, cesur ol. Cesaretle ucuzluk arasındaki ince çizgidesin. Ama bunlar podyum için zaten. Zarif ve sert olması gerekiyor. 17 yaşındayım ve hem sırttan hem göğüsten açarsam bunun zerafet değil, rezalet olacağını biliyorum. Üzgünüm ama markam batmak üzere anne. Bak sen. Neyi beğenmedin söyle bakayım. Hı? Tasarımcıların daha dekolte açmayı bile bilmiyorlar. Şşş, duyacaklar, yavaş. Şansım varsa okulum kısa sürede biter de gelip kurtarırım burayı. Seni heyecanla bekleyeceğim hayatım. Neyse, çıkıyorum ben. Aa, nereye? Handeler gelecek. Yok, almayayım ben. Peki, tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Gelsene, eve dönüyorum. Neyin var senin? Afiyet olsun. Aa, harika oldu. Of, bilmiyorum. Sanki daha önce böyle bir modeli Milano'dan aldık anne. Sadece renkleri benziyor kızım. Bak şekerim, istersen şöyle yapalım. Yardımcınızı arayın. Ben de buradan birini göndereyim. Alıp getirsinler şu elbiseyi de bir bakalım. Yardımcı falan yok şekerim. Sağ olsun Hande, benim yokluğumda artık neler yaptıysa. Kadıncağız kaçmış. Beceriksizin tekiydi. Aşçımızı bir tanıdığı var. Birkaç ay içinde gelecek. O zamana kadar Hande ev işleriyle ilgilenecek. Çünkü çok becerikliyiz. Geçici birini istiyorsanız bizim kapıcı var, Zehra. Gündeliğe geliyor bana, vallahi ben çok memnunum. Bizimki şirketlerden gelenleri bile beğenmiyor. Kapıcı hiç beğenmez. Yok yok, Zehra öyle değildir. Yol yordan bilir, eli çabuktur, akıllıdır. En önemlisi de güvenilir. Tamam,
Sen söylüyorsan yarın gelsin. Bir göreyim. Bakalım anlaşırsak haftada bir ikiyle birkaç aylığını idare ederiz. Tamam. Ben hemen konuşayım Zehra'yla. Yok. Ben bunu beğenmedim. Başka bir şeye bakacağım. Peki. Efendim. Neredesin lan? Arabadayım. Arabadaymış. Koordinat ver. Sana geldim mal gibi kapıdayım. Kafenin oralardayım. Feriha'nın oralarda yani. Oyalanma kafeye gel bekliyorum. Kafede buluşalım. Tamam hadi görüşürüz. Tamam olur. Yani aidat parasını kaybettin. Hepsini değil. 1000 lirasını. Ben de onu anlayamıyorum zaten. Babam 5 ayrı zarfı koyardı. Ben de öyle yaptım. Bir tanesini düşürdüm. İyi ki öyle yapmışsın o zaman. Ya inanamıyorum sana Feriha. Nasıl aidat parasıyla okula gidersin? Bu çok büyük bir ihmal. Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Hem de Mehmet'in başınızı açtığı belalarla hala uğraşırken. Bilmiyorum. Yani babam tarlayı sattı. O paradan alacağım artık. Tam annem bana kızacak. Babam anneme. Apartmandakiler her ikisine. Feriha sen okuldan kaçta çıkıyorsun? 3-4-5. Değişiyor. Çok teşekkür ederim sana. Babanla kavga ede ede yiyip bitirecek bu olan kendini ya. Hayırlısıyla bir iş bulsaydı şu. Eda yeni kendine geliyor anne, bulur. Ay annem sen de iyice yoruldun böyle ama babanın ayağı iyileşsin de yapmazsın artık. Anne sen kendine bak. Koca villayı nasıl temizleyeceksin tek başına? Ya sen bana karışma, ben temizlerim. Hem biraz para biriktireyim de o 3 tane bileziği geri alayım inşallah. Şeyin bu Tülin Hanımların tanıdığıymış. Hmm.
Bir iki aylık iş ama öyle burun kıvıracak zaman değil tabii. Haydi annem. Dikkat et. Hadi kolay gelsin anne. Hadi çocuğum. Zehra abla, Zehra abla. Ay canım. Yine nereye böyle? Yeni bir iş var Gülfidan, villa. Hay maşallah, koca apartman bitti, köşk bitti. Sıra villaya geldi demek. Dersi başımıza diyeceğim ama nasip olmaz bize öyle yerler. Hem zordur oraların işi. Kaç oda kim bilir değil mi? Öyle tabii. Ama dağına göre kar değil mi Gülfidan? Haydi canım, yolun açık olsun. Haydi sana kolay gelsin. Haydi. Baykuş. Bilemiyorum Sanem. Keşke benimle konuşmadan böyle bir konuda söz vermeseydin. Neden Haldun? Otelle ilgili konularda bazen benden yardım istiyorsun. Bu kadarcık söz hakkım olmayacak mı benim? Lütfen çarpıtma. Ne demek istediğimi sen de biliyorsun. Bütün elemanlarımızı özenle seçiyoruz. Turizm otelcilik mezunlarını bile onlarca görüşmeden sonra işe alıyoruz. Sen bana kapıcının kızını işe aldım diyorsun. İşe aldım demiyorum. Sadece bir ay çalıştıralım diyorum. Garson olarak. Bilemiyorum. Kapıcının kızına ne kadar büyük bir borcumuz olduğunu biliyorsun ama. Değil mi? Yüreğim koparılmış, unutulmamış viran. Düşlerim yenilmedim, daha hala ümidim var. Sözleri buysa susmayı yeğlerim. Yüreğinin en ücra köşesiyle al beni, sakla beni orada. Çocuk yanım yine sarıp sarmala, kilidini sal uzaklara, bulunmasın bir daha. Esaretin böyle simaklı anlasana. Yüreğinin en ücra köşesine al beni, sakla beni orada. Çocuk yanım yine sarıp sarmala, kilidini sal uzaklara, bulunmasın bir daha. Esaretin böylesi var.